Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz Belçika'ya, bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu sabah da benimle birlikte şöyle sabah kahvenizi ya da çayınızı içerken ya da kahvaltınızı ederken şöyle güzel, keyifli bir video daha çekelim istedim. Ve arkadaşlar, diyeceksiniz ki Nilüfer ne yapıyor? Bu deli kız arkasındaki arabayla ne yapıyor? Kaktüslerini bebek arabasına koymuş, gezdiriyor mu diyebilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar, ben yani kendi kendime de bazen bahçede işler yaparken gülüyorum. Kendi komik hallerim olsun. Normal hayatta arkadaşlar çok muzipimdir, çok komiğimdir ama kanalda da bir o kadar size sert görünüyor olabilirim. Ya da Instagram'da. Çünkü arkadaşlar bunlar benim kendimi koruma amaçlı kalkanlarım diyeyim size. Şimdi kendi kendime bahçede neye gülüyorum biliyor musunuz? Şimdi bu saksıları arkadaşlar bir güneşe çıkartıyorum. Bir işte dolu çıkıyor, yağmur yağıyor vesaire vesaire, hop tekrar korumaya alıyorum. Sonra tekrar güneşe çıkartıyorum. Böyle deli postikesi sayar gibi biz böyle bunları da bulduncuk gibi arkadaşlar korumaya çalışıyorum. Şimdi arabaya niye koydum onu söyleyeyim size. Geçen hafta buralar yağmurluydu ve ben bunları diktim, verandama koydum. Sonrasında güneş çıkmaya başladı. Şimdi bu saksıları tek tek taşımam çok zor oluyor. Ben de kendimce bir önlem aldım. Ne yaptım? Arabaya koydum arkadaşlar. Güneş çıkınca hop güneşe çıkartıyorum. Aşırı soğuk bir hava olduğunda sabahları bazen 7 dereceye kadar düşüyor burada hava. Hop böyle arkadaşlar alıyorum, öyle tin 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 bunu verandaya götürüyorum. Şimdi dün güneşlensinler diye buraya çıkartmıştım ve burada da kalmışlar. Sıkıntı olmamış. Zaten arkadaşlar Belçika'nın doğasına alıştırmaya çalışıyorum bu güzellerimi. Burada çok güzel variegata türler var ve Instagram canlı yayınlarından da zaten benim aldığım türleri az çok aşinasınız. Kimlerden aldığımı da biliyorsunuz. Bunları tek tek saymama gerek yok ama burada buraya gelmesini dört gözle beklediğim kaktüslerim var. Ve buradan bu işe gönül gelmiş herkese, kaktüsçü olsun, skrençi olsun, ne bileyim ağaç diken olsun, sebze diken olsun, bir yaprağı olsun böyle üstüne basmadan, yani kaldırımda bir yaprak gördünüz mesela, üstüne basmadan alıp böyle kenara koydunuz ya da ne bileyim cebinize koydunuz. Onu bile değerli kılıp daha doğrusu böyle üstüne basmadığı için nasıl diyeyim, doğa sevgisi olan, hayvan sevgisi olan, insan sevgisi olan herkese canı gürekten kalpler gönderiyorum. Ve şimdi Duygucuğum biliyorsunuz bir haftadır hastanedeydi ve bugün çıkıyor. Ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Instagram canlı yayınlarında benim Duygu'yla ne kadar samimi olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Ve bizim samimiyetimiz arkadaşlar çok eski. Nereden eski? Duygu benim kanalımda kendini göstermesiyle sizler tarafından fark edildi. Aslında hep canlı yayınlarınızdan vardı. Sessiz sessiz herkesi izlerdi. Ve kanalımı ilk açtığım zamanlarda arkadaşlar Duygu vardı ve biz Instagram'dan böyle haberleşiyorduk. Sonra o ses atmalara döndü, sonra aramalara döndü, sonra yatılı misafirliklere döndü arkadaşlar. Biz Duygu'yla şöyle söyleyeyim, kardeşiz. Ben onu kardeş kabul ettim, o da beni abla kabul etti. Her gün araşırız, her gün görüntülü görüşürüz. Her gün birbirimize fikirlerimizi söyleriz. Her gün işte benim videomla ilgili münazaralar yaparız ve Duygu benim asistanımdır arkadaşlar. Bunu buradan tekrar söyleyeyim. Duygu benim YouTube ve Instagram'daki asistanımdır. Zaten bana ulaşmaya çalışan herkes Duygu'ya mesaj atar, Duygu da bana ulaşır arkadaşlar. Çünkü ben çok yoğun oluyorum ve Instagram DM'me, eğer ki arkadaşlar Instagram DM'den size cevap vermişsem bilin ki çok şanslısınızdır. Hani bunu sakın yanlış algılansın istemiyorum. Bu şans arkadaşlar sizin şansınız. Benim şansım da Duygu'dur. Duygu Instagram'daki canlılarda biliyorsunuz biz onunla ne kadar samimi olduğumu az çok anlamışsınızdır Instagram canlılarından. Fakat bizim Duygu'yla olan yol arkadaşlığımız arkadaşlar en az bir 4 senedir. Bu dostluklar, arkadaşlıklar kolay kurulmuyor. Ben hep diyorum ya, benim dostluklarım çok sağlamdır, çok uzun yıllıktır ve evet, bazen hayatımdan bazı insanları çıkarttığım vardır. Bu sizin hayatınızda da vardır. Ama bu nedendir? Kendimi fazla üzmemek, karşı tarafı da üzmemek adınadır. Ve şimdi arkadaşlar, Duygucuğum hastaneden çıkıyor. Duygucuğuma bu videomda sonsuz kere böyle Allah'ıma binlerce şükürler ediyorum ki Duygucuğum evine ulaştı şu saatlerde ve merak edenler de
Buradan bilgilenmiş olsunlar. Duygu arkadaşlar benim hayatımda çok farklı bir yerdedir. Buradan da söyleyeyim. Kimse yokken de vardı, benimleydi. Sinop'tan Fatmacım olsun, Almanya'daki sevdacım olsun. Kimse yokken onlar hep vardı. Hep hayatımdalardı ve hep hayatıma dokundular. Adana'dan Fadime ablacım olsun. Sonra Nilüfer Aslancım olsun. Şimdi isimlerinizi sayamayacağım ama hepinizin kanalda yorumlarınızı gördükçe çok mutlu oluyorum. Ve şimdi bu güzelleri birazdan verandaya alırım. Çünkü bugün yağmur yağacakmış. Arkadaşlar bugün Duygu'yla hastaneden konuştuğumuzda dedim ki Duygu dedim şöyle bir video çekmem lazım. Aa çok iyi olur abla dedi. Ama sonrasında oturdum düşündüm dedim ki o videoyu çekerim. Onda sıkıntı yok. Ama herkesin merakla beklediği bir de şimdi çektim çektim çekemedim arkadaşlar. Yağmur yağacağı için yarın kalabilir. Bir de benim arkadaşlar evin yaşanan kısmındaki tadilat bitti gibi çok az ve ben yarın temizliğe başlıyorum. Sizler bu videoyu izlerken ben temizlik yapıyor olacağım. Ama yorumlarınıza döneceğim arkadaşlar. Temizlik yaptıktan sonra oturacağım böyle çayımı kahvemi alacağım. Sizden gelen yorumları keyifle cevaplayacağım onu söylüyorum. Şimdi arka tarafı kaldı. Hani şu camını gördüğünüz oda ve o bölge kaldı. Orası da zaten benim için çok acil yerler değil. Benim için önemli olan evin diğer kısmıydı. Ve artık ondan sonra da dinleneceğim diyeceğim ama artık ne bileyim pek dinlenemiyorum herhalde. Başka işler çıkar. Benim hayatımda biliyorsunuz iş olmadan olmuyor. Ve duygucuğuma tekrar evine kavuştuğu için Allah'ıma binlerce kere şükürler ediyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu iyonyumlar. İngilizcesi global dildeki okunuşu iyonyumdur. Biliyorum iyonyum söylemek belki size çok zor gelebilir ama lütfen yazın Google Translate'e İngilizce versiyonuna iyonyumdur. Aynyum, oynyum falan filan değil arkadaşlar. İyonyum. Evet, dili dönmeyen arkadaşlar olabilir. Hiç problem değil ama sizlerin literatürdeki isminin bu olduğunu bilmeniz bile yeterlidir. Şimdi iyonyumlar arkadaşlar benim burada çok renkleniyor. Şimdi size bahçenin belli kısımlarındaki iyonyumlarımı göstereceğim. İsmini bildiklerimi söylerim. Bilmediklerimi derim ki ben bunların isimlerini bilmiyorum. Çünkü bazıları Çinliler tarafından uydurulmuş çakma isimlerdir. Neden? Bu bir satış ve pazarlama politikasıdır. Ve geçen seneki videolarımda hep de bunlara bahsetmiştim. Bakın ben iş gereği Çinlilerle çalıştım. Ne gibi katakulliler ya da işte ne gibi nasıl diyeyim bir işi aynı şeyi söyler ama size farklı yoldan gösterir. Halbuki sen gittiği nokta aynıdır. Siz farklı yoldan gösterdiği için onu farklı bir şeymiş gibi algılarsınız. O yüzden satış yapan arkadaşların bunları çok çok dikkat etmeleri lazım. Bakın bir türe 10 tane isim veriliyor ve her katalog gittiğinde aynı türü belki 10 kere alıyorlar. Ama buradaki püf nokta ne biliyor musunuz? Müşteri bakın son nokta müşteri olduğu için ve müşteri bahçesindeki aynı türü 4-5 kez aldığını gördüğünde arkadaşlar o alımı keser. Bakın ben olsam ben de keserim. O yüzden aynı türü 100 bin tane isimle değil satmak hani bu hinlikleri de görerek bazen ya ismi böyle ama bana göre şu diyerek satarsanız müşterilerde de güven oluşturmuş olursunuz. Bakın ben de müşteriyim sonuçta ve aynı türü 10 kere 5 kere almak benim için de külfet. Onu alacağım ama başka şey alırım gibi. Şimdi iyonyumlarımı göstereyim. Kendimi de göstereceğim ki iyonyumlarımın arkadaşlar büyüklüğünü az çok anlayabilin diye. Benim kendimi göstermemdeki sebep budur. Hadi gelin şimdi yakın planda görelim. Aa ama bir şey göstereceğim size. Size ne göstereceğim biliyor musunuz? Şimdi burada bir çay var. Kış çayı yaptım kendime. Çünkü iyonyumlarımı size anlatırken kış çayımla birlikte anlatmak istiyorum. Ama önemli olan kış çayı değil arkadaşlar. Kış çayını hangi tepside kullandım? Arkadaşlar bakın bu tepsiyi size göstermek istedim. Neden? Şimdi izleyince çok duygulanacaktır. Arkadaşlar bu tepsiyi bana Aysel'in çiçekleri Aysel'cim hediye almıştı. Bir de bardak takımı da var bunun. Bardak takımını şimdi bulamıyorum. Biliyorsunuz evin içi biraz karışık. Bu tepsiyi Aysel'cim bana hediye etti ve bunu ben keyifle de kullanıyorum. Arkadaşlar bakın şöyle bir hediye baktıkça anımsamak, baktıkça hatırlamak o kadar kıymetli bir şey ki. Hani bir iğne, bir yaprak bile olsa benim için çok kıymetli. Bunu hep anlatıyorum size.
Şimdi kış çayım oldu aslında. Size videonun girişini çekerken kış çayım da demlendi. Şimdi onu şöyle bir bastırayım. Ve çayımı koyduktan sonra da şimdi yavaş yavaş benim iyonyumlarıma bakalım. Renklilerini biraz şaşıracaksınız. Yani bazıları o kadar renklendi ki ben bile şaşkınım arkadaşlar. Bu nasıl renklendi diye. Şimdi arkamdaki şu dev arkadaşlar bakın şimdi yan yana geldiğimde ne kadar büyüdüğünü fark ediyorsunuzdur değil mi? Şu masamı da alayım bu arada. Göz şey yapmasın. Hemen verandaya götüreyim ki işi de bitmiş olsun bu arada. Şimdi evet geliyorum geliyorum. Arkadaşlar bakın şu iyonyum saksısında birden fazla tür var ve bu türler benim geçen Mayıs'ta buraya geldi. Biliyorsunuz benim bir arkadaşım var. Devamlı bu iyonyumlar, pardon iyonyumları diyorum. Kafa gitti. Çiçeklerimi bana getiriyor sağ olsun. Şimdi burada şu güzellik bakın ne kadar büyük. Bu tek kafa. Şimdi bana baktığınızda mesela ben daha zayıf duruyorum yanında. Ve dibinden de arkadaşlar yavru veriyor. Yani birkaç çekimde göstermiştim zaten. Yakın planda da koyarım görürsünüz. Şimdi bu iyonyumun özelliğini söyleyeyim size. Bu altlarından henüz yavrulamadı. Altından kastım bu yaprak altlarından iyonyumlar biliyorsunuz yavruluyor. Fakat bunda hiçbir tık yok yani. Fakat kökünden bir tane yavru verdi ve o yavru da büyüsün diye gözünün içine bakıyorum. Şimdi burada şey var arkadaşlar. Halloween Variegata var. Ondan sonra neydi? Fiesta var. Şey var. Marnier var. Yine burada şey var. Superbank var. Sunburst var. Burada da bir tane Pink Witch var arkadaşlar. Bu da büyüyecek inşallah. Burada bir tane de farklı bir tür var arkadaşlar. Bunun ismini şimdi unuttum. Bunu da Portekiz'den almıştım. Eğer ki ismini bulursam yazarım. Bunu da şöyle attım gitti arkadaşlar doğaya. Ne yapayım elimde kaldı. Şimdi video çekerken de zor olacak. Bir yandan da çayımı da içmek istiyorum. Arkadaşlar bunun rengi hep aynıydı. Hiç değişmedi. Sarı yeşil. Pembelenmedi henüz. Belki pembelenir bilmiyorum ama bana geldiğinden beri hiç pembelenmedi. Eğer ki Belçika'nın havasında pembelenmedi yani sarı yeşil kaldıysa bu artık sarı yeşil olarak devam edecektir. Anlat anlat bitmiyor farkındayım ama arkadaşlar çok saksım var. Hatta bazılarını size hiç göstermiyorum bile şu anda. Mesela burada bir tane daha iyonyum türüm var. Bakın bu çok çok farklı, çok çok güzel bir iyonyum. Bakar mısınız şunun renklenmesine, şunun muhteşemliğine? Bu çok güzel, harika ya. Şunu insan ya nasıl sevmez? İşte ben şu türü seviyorum ama bu türü sevmiyorum. Bunlar ne bileyim bana çok güzel fikirler gelmiyor. Şu çok güzel bakın. Bunun ismini unuttum. Bu da Çinlilerden. Bu da aldığımda küçüktü, koskocaman oldu. Önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu renklenmedir. Bakın renklenme yeşille sarının nasıl patladığıdır. Bu saksılarımdaki iyonyumlarımı da göstermeme hiç gerek yok. Şu güzelimi de görün isterim. Ya bu şahane bir şey. Bu geldiğinde böyle değildi. Bakın bunlar benim bahçeme geldikten sonra renkleri, şekilleri, şemalleri çok değişti. Ve bu değişikliği de sizler görün istiyorum ki böyle hem büyüklüklerini az çok tahmin edebilin hem de şöyle tontişler cicişler bakın nasıl renklenmişler ve şunları yakından görseniz var ya o kadar güzeller ki size tarif edemem güzelliklerini. Şahane, müthiş, güzel türler yani. Videoma ertesi gün ilave yapmak istedim. Sizlere bu güzelleri yakından da göstermek istedim. Çünkü videomda hem size anlatıyorum hem de boyutlarını da az çok anlayabilin diye kendimi de gösteriyorum. Haberlerden de belki takip ediyorsunuzdur. Bir fırtına bekleniyor. Belçika'yı biraz sıyırıp geçecek arkadaşlar ama özellikle Hollanda tarafında 100 kilometreyi bulacak bir fırtına bekleniyor. Bu çok büyük. Bakın her seferinde size göstermeye çalışıyorum bunun büyüklüğünü. Dibinden de bir tane yavrusu geliyor. Zaten videoda da anlatıyorum size arkadaşlar. Bakın nasıl albilonanıyor. Ay dilim bir anda kekeledi kusura bakmayın. Sabah erken bir vakitte siz bu videomu izlerken arkadaşlar ben evin temizliğine girişmiş olacağım. Artık iş bana kaldı. Çok mutluyum. Arkadaşlar bakın benim pink witch'im de albino oluyor. Bunu da tontişko yemiş yişsin hiç problem değil. Bundan bende zaten çok çok var. Arkadaşlar
fırtınamız bizim çok sert geçiyor. Bahçenin bu kısmına da geldiğimizde ben bunları geçici olarak buraya koydum. Kalıcı koymadım. Sadece çok büyük bir fırtına oldu arkadaşlar burada geçenlerde. Öyle bir fırtına oldu ki insanlar bile şaşırdı. Hatta polisler bile devriye gezdiler herhangi bir hasar var mı diye. Ve bu arada bir tane hovortim açmış, onu da göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi bunlar verandadaydı hep benim kışın. Kışın da hep koruma altına aldım. Bu arada kışın nasıl koruyacaksınız diye sorular geliyor. Lütfen videolarımı takip edin, takipte kalın. Ben detaylı bir şekilde zaten bunları anlatıyorum ya da geçen kışki videolarımı izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu Blush Beauty olan türü. Bu da yine hani bana göre klasik bir tür ama özel bir tür diye almıştım. Bunlar geçen yıl Mayıs ayında, yani 2023 Mayıs ayında bana gelmişlerdi. Ama bunlara tabii ki arkadaşlar kışın yaprakları daha uzundu. O uzun yapraklar gitti. Hatta bir de zırai bir don yaşadık, hatırlarsınız biz 5 Mayıs'ta. O 5 Mayıs'ta bunlar hep uçlarını ben koparttım ve bu şekilde büyüdüler. Bakın kendim özellikle gösteriyorum ki yanlarında büyüklüklerini az çok algılayabilin diye. Çok iyoniumum var. Bu videoda birden fazla iyonium izleyeceksiniz ve nasıl büyüttüğümü, nasıl baktığımı da başlarına gittikçe, yani saksının başına gittikçe arkadaşlar sizlere yavaş yavaş anlatacağım. Evin önünde var, yerde var, ne bileyim saksılarda var. Yerdekileri de özellikle görmenizi istiyorum ki özellikle bahçeniz varsa ve ikliminiz de uygunsa bence iyoniumlarınızı arkadaşlar, bilmiyorum bu benim şahsi fikrimdir, bu şekilde değerlendirebilirsiniz tabii ki. Ben de sizi etkilemek istemem. Şimdi bakın bütün kış izlediğiniz şu iki saksı videolarımda hep benim arkamdaydı. Bunun ismi birinin Floriensis, ötekinin ismini unuttum arkadaşlar. Bu çok güzel kırmızı bir renk alıyor. Bir de bakın her yere tutturmuşum. Bakın şu saksıya da tutturmuşum bir iyonium. Bakın ne kadar renkli, ne kadar güzel. Yanındaki de neydi? Ay, vampir. Vampir arkadaşlar. Bakın geçenlerde Genk'teki seraya gittiğimde şu güzeli aldım. Bu simsiyah ve yeşillenen bir türü. Bundan bir tane daha aldım aslında. Bana göre ikisi de aynı türler. Farklı değiller. Şeyi gösterecektim. Şunu gösterecektim. Bakın arkadaşlar şahane, müthiş bir rengi var. Burada da bu arada yeni aldığım sukulentler var. Onları da daha sonra gösteririm. Bakın bu tontişko, cicişko böyle çiçek açıyor. Bunun bu çiçeğini biliyorum birçoğunuz görmüştür ama benimkinde bu şekilde açtığını görün. Bunu da nereden almıştım? IKEA'dan almıştım arkadaşlar. Bu dolu dolu koca bir saksı. Bende de 2 senedir var ve daha da açacak. Bakın geriden daha tomurcuklar geliyor. Maşallah, subhanallah diyelim. İşte yerini sevdi mi de seviyor yani. Ben bırakıyorum, Türkiye'ye gidiyorum. Bakın paskalyam da açacak. Bakın müthiş güzel bir paskalya. Bunu da Türkiye'den getirmiştim 2-3 kök. Neyse bunu da şöyle bırakalım. Yeri gelmişken göstermiş olayım size. Arkadaşlar fırtınamız bizim çok sert geçiyor. İnşallah hayırlısıyla bu fırtınayı da atlatırız. Ama dediğim gibi artık Nilüfer'in arkadaşlar ince detay bir temizlik işi var. Bana birkaç gün müsaade edin videolar konusunda. Belki aksatabilirim birkaç gün video çekmeyi size. Ama videomda anlatmış olduğum bu güzellikleri şöyle de yakından bir görün diye videoma bugün ilave yapmak istedim. Çünkü videomu editliyordum arkadaşlar, yarım kaldı. Dedim ki ay dedim bunları dedim yakından da çekmem lazım. Zaten videoda da hep diyorum yakından da görün diye. Bu arada bu su dolmuş, bakın bulguya aldım. Onun da suyunu şöyle bir döktürelim. Ay düşüyor, bir saniye elimle de tutturayım şöyle bir. Neyse suyu gitti. Her şeyde bir hayır var demişler ya. Zaten planım arkadaşlar videoya ilave bu yakın çekim videosunu yapmaktı. Arkadaşlar bakın şurada bir tane daha albino var. Bakın şu. Bu benim portakal ağacım. Bakın arkadaşlar nasıl çiçek tomurcukları veriyor. Şimdi buradaki iyoniumlarımı gördünüz. Yavaş yavaş şöyle geçelim. Videoda şu kısmı da anlatıyorum size. Dediğim gibi bunlar arkadaşlar ilave video, yakın çekimde ve yani uzak çekimde göstermek istiyorum ki bazen biliyorum kamerada bazı türler çok büyük çıkıyor ama ne kadar ben size anlatırsam anlatayım yakın çekim yaparken büyük olduğunu, kendimi çekerken ki kısmı da gösteriyorum ki anlayabilin diye. Özellikle kanala yeni gelmiş arkadaşlar çok merak ediyorlar. Arkadaşlar bu sarı yeşil oluyor. Bakmayın şimdi burada böyle olduğuna. Şu anki durumu bu. Çünkü
yaz güneşini gördüğünde o şekilde oluyor. Bu da enginar gibi oluyor arkadaşlar. Yani şu Halloween'den daha sıkı bir formda oluyor. Bu da renklenen, bu da sarı yeşil oluyor. Bunlar hep kul tasarımdan da. Bu Halloween arkadaşlar, biliyorsunuz. Bak yine videomda size uzak çekimde gösterdim ama şu anda da yakın çekimde gösterdiğim sukulentten geçen sene almış olduğum Chink Chank arkadaşlar. Nasıl bir albinosu var, bakar mısınız şuna? Tontişim benim ya. Senin şu renklerinin güzelliğine, yaradana kurban. Bakın yine bir Halloween variegatan var. Bunu Neşe abladan arkadaşlar almıştım. Bakın benim dibimde de böyle lahanalar çıkıyor. Geçen sene de çıkmıştı bu lahanalar. Şimdi yavaş yavaş hepsini göstermeye çalışacağım. Bakın yine videomda elimde tutup göstermiş olduğum türüm burada. Burada daha da türüm var. Şöyle yavaş cana geçelim. Bakın yakın planda bunları hep gördünüz ama şimdi tekrar göstermek istiyorum. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım arkadaşlar, sizin her zaman için böyle yakın planda görmeniz daha farklı oluyor. Bakın hepsi farklı farklı türler. Bakmayın şu anda kış nedeniyle böyle. Bunlar baharla birlikte burada tekrar atağa kalkacak. Renkleri çok çok farklı olacak arkadaşlar. Şimdi bakın burada yerdeki türlerim var. Bunları nereden getirdim derseniz Türkiye'den getirdim yine. Bunlar güzel, özel türler. Biraz da pahalı türler. Onu da bir kere itiraf edeyim. Biliyorsunuz sukulent ve kaktüslerde bazı türlerde önlenemez bir pahalılık var. Yani bazen belki dikkatinizi çekiyordur Nülüfer Hanım niye pazarlık yapmıyor diye. Arkadaşlar ben zaten az çok rayiçlerini biliyorum. Buradaki karşılıklarını biliyorum. O nedenle biraz da ama... yani bu da benim huyum herhalde. Ben biraz da hani katkıda bulunmak adına böyle bir harekette bulunuyorum. Ama şimdi buradaki saksıları da elime alayım, göstereyim size. Çünkü bunlar çok çok güzel türler. Şimdi nereden başlayayım? Şurada çok güzel renklenmiş bir tane var. Bakın şunu öncelikle bir elime alayım. Bunun rengi şahane. Bir tane daha şurada var. Bunu da alalım. Bakın. Şimdi... Ben de çok çeşitli iyonluyum var arkadaşlar. Belki videolarını ara ara çekiyorum, izliyorsunuz ya da bazen geç kalıyorum çekmekte. Bakın şunun renklenmesine. Bu muhteşem. Bu Milky White olabilir arkadaşlar ismi. Bundan bende bir saksı daha var ama o bu kadar renklenmedi. Bu şahane oldu. Bakın bir tane de şu var. Şimdi bunu da nasıl anlatayım size? Kargo ile gelmişti arkadaşlar Türkiye'ye. Kargocu üstüne oturmuş kutunun. Üstüne oturunca tabii bu tontişko da parçalanmış. Parçalınca da böyle nar gibi bir dibin oldu. Ama albinolanıyorlar arkadaşlar. Benim bahçemdeki birçok şey albinoya dönüyor. Sebebi de Belçika'nın hava şartları. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şunun müthişliğine. Şahane bir tür bakın. Muhteşem. Şimdi bunları yerine koyacağım ve size saksıları göstermeye devam edeceğim. Bir de çok şaşıracağınız türüm var. Aslında o türü nasıl diyeyim, insanlar pek bilmiyorlar. Belki ben de ilk defa göreceksiniz onu. Bu bakın burada da var. Buraya da hep diktiğim türler var. Şimdi onları da göstereceğim. Göstermeyecek değilim. Ama göstereceğim, o kadar çok tür var ki. Bakın şu. Bunu ben İzmit'ten almıştım arkadaşlar. İzmit'teki bir seradan. Bu böyle tek dalda bir sürü rozet şeklindeydi. Sonra bu şekle döndü. Bakın bu çok güzel bir tür. Yani ismini bilmiyorum ama böyle minik minik oluyor. Rengi güzel oluyor. Bakın yaprak atmışım. Bebiş olmuş. Bu pikruz muhtemelen. Bakın şahane güzel bir buket olmuş yani. Böyle türleri de ben alıyorum. İlla ki çok çok işte yani böyle işte al verisi çok olsun. İşte öyle bir renklensin ki o renkler sadece bende olsun modunda asla olmadım arkadaşlar. Taksiye geldiğimizde burada pink biçim var. Bunun renkleri zaten çok şahane oluyor. Yani bunu anlatmama, tarif etmeme gerek yok zannedersem. Benim şansım arkadaşlar Belçika'nın havası. Belçika'nın havası Türkiye'ye göre daha soğuk bir iklime sahip. Ama renklerin de tam olarak kendini ifade ettiği bir ülkede yaşıyorum. Bakın bunu da Türkiye'den getirdim. Hatta arabayla getirdim hepsini. Bakın ne kadar büyüdü. Bunlar da özel türler. Bakmayın şimdi böyle olduklarına. Bunlar buraya alışmaya çalışıyorlar. Ben bunları da Kul Tasarım Fatoş Hanım'dan almıştım. Şurada da var bakın. Süper Bengin var. Bunu da
Yine Türkiye'den geçen Mayıs ayında getirmişti arkadaşım. Bakın ne kadar şahane, ne kadar güzel, muhteşem bir tür yani. Böyle bir türü bulduktan sonra tabii ki bütçemiz de müsaade ediyorsa neden almayalım? Arkadaşlar ben Nevşatlı'dan satın almıştım. Böyle gül gibiydi, gonca gül gibiydi. Fakat şu anda bu her yerinden yavru veriyor. Bakın müthiş güzel yavruları var. O nedenle ben ister yeşil olsun, ister renkli olsun gül gibi formlarda alıyorum. Ama sürprizli şeyler de oluyorlar, saksılar da oluyorlar. Bir tane de bu da İonyum'a benziyor ama arkadaşlar tam olarak değil. Buna ben Safiye diyorum. Yere dikmişim. Yerde nasıl olmuş? Çim de buraya ilerlemiş. Ama buradaki bazı şeyleri saksılara alacağım. Mesela burada çok özel bir türüm var. Çok da güzel bir tür arkadaşlar. Bakın şu çok güzel bir tür. Bunu da bir saksıya alacağım. Şimdilik hiç ellemeyeyim. Şuraya geri koyayım. Bunu da ayrı bir saksıya alırız. Bakın şurada var, orada var. Bundan sonra karşıda var. Bakın her yerde var aslında. Bakın. Mesela şu karşıda var. Karşı sıralarda var ve bunları arkadaşlar bu noktaya getirmek çok kolay da bir şey değil. Şurada da var mesela bir tane miniş bir şey, onu da göstereyim. Şurada da miniş bir şey var, renkleniyor. Yani yere diktiğinizde de bu güzellikler gayet güzeller. Şu karşılarda da var aslında. Şimdi yakın planda, yakın çekimde de size bunları hep gösteririm ama ben istiyorum ki sizler arkadaşlar böyle yere dikildiğini de görün isterim. Bakın şurada var, karşıda var, sunburst var. Saksılı olanları yani kaldırmak da istemiyorum çok. Çünkü saksılarım da çok ağır. Bakın şuradaki tür mesela Ching Chang. Onun ismi İonyum Ching Chang arkadaşlar. Kışın rengi değişmişti. Tekrar albinolandı. Bakın kendini bozmadı yani. Aynı şekilde büyümeye devam ediyor. Çünkü uzak çekimde size gösteriyorum bazılarını. Yakın çekimde de göstereyim. Burası çok dar. Hani tripodu koyup burada çekim yapmam çok zor olabiliyor. O nedenle yakın planda da gösteriyorum. Bu kahverengi yeşil çizgili oluyor. Bakın şu anda eski videolarımı takip edenler beni anlayacaklardır. Bu böyle olmuş. Şurada ne olmuş? Bir şey gitmiş. Gitsin, problem değil. Onlar zaten dökülecek yapraklarmış. Arkadaşlar kivim. Bu da çok güzel. Bu da benim biberim. Üstü biber dolu. Bu da çok güzel bir tür. Dolgun dolgun. Arkadaşlar goblinimi de yakından görün. Bakın hava ne kadar soğuk olursa olsun. Benim bahçeme artık bunlar uyum sağladılar. Biliyorsunuz bir kış atlattım bu güzellerle. Bu neydi? Nobleydi arkadaşlar. Noble. Bu da goblin. Bakın hep yakın çekimde bunları da göstereyim ki uzak çekimde zaten görüyorsunuz şu anda videoda. Bakın bunları hep gösteremedim size. Buralarda hep arkadaşlar dikili iyonyumlarım var. Bakın şurada da var. İşte aralarda da var bakın. Şurada da var. Yani onları da artık saksıya alacağım. Bakın şurada da var. Şurada da var. Kışa girerken bunları hep saksılayacağım. Aa şunun rengi de şahane olmuş. Bu çok güzel bir türdür arkadaşlar. Böyle çizgilenir bu. Neydi bu? Echeveria fiona. Konu konuya geliyor belki ama şöyle yavaşça çevireyim. Görün istediğim için öyle oldu. Şimdi dün dışarıdaydım arkadaşlar. Temizlik bitti. Artık evin içini düzmem lazım. O nedenle bu saksı burada ortada kaldı. Bakın bunu da Sukulent Fatma'dan aldım dediğim türüm arkadaşlar. Bakın. Bunu da Sukulent Fatma'dan aldım. Chanel arkadaşlar, Chanel. Şimdi bunu kimden aldığımı hatırlamıyorum ama bunu da yine Türkiye'den getirdim. Arkadaşlar bakın yeşil olduğuna bakmayın. Bunlar hep renklenecekler. Şu anlık yeşiller bakın. Şu anlık yeşiller. Bu da Marnier mor çizgilenen bakın. Belçika'nın havası şu anda çok soğudu. Bazı sukulentler evet soğuk ve güneşi görünce renkleniyor. Bunu sakın unutmayalım. Şu anda güneşimiz bizim Türkiye'deki gibi çıkmadığı için maalesef ki böyle bir durum var. Çıkmış olsa bunlar renklerini gösterecekler. Bakın bu da benim Milky White'ım. Ne kadar güzel. Koskocaman aslında arkadaşlar bunlar. Yani bayağı bir kocaman. Şimdi uzanamadım. Uzansaydım gösterecektim. Bakın bunu da yine Sukulent Fatma'dan almıştım. Bu da çok özel bir türümdür arkadaşlar. Çok çok özel. Bakın Canariense. Bu gonca gül gibi oluyor arkadaşlar. Şahane bir tür. Yine bakın orada Fiestam var. O da renklenecek. Bu da çok özel bir tür. Neşe abladan aldım arkadaşlar.
Aa, şunu gösterecektim. Videomda söylüyorum, ismini hatırlayamadım diye. Arkadaşlar bu şeye çok benziyor. Noble'e çok benziyor ama benim Noblem'le biraz farklılar. Ben ilk Noblem'i Portekiz'den almıştım. Bu Türkiye'den arkadaşlar. Bu Türkiye'den ama Lilipet, yani Lilipet hibriti olduğunu düşünüyorum. Bakın bu Lilipet'im. O da muhtemelen Lilipet'in hibritidir. Yine bakın videomda bahsetmiş olduğum şu çizgilenen güzelim. Ve videomun da bu kısmına böyle bir ilave yapmış olayım arkadaşlar. Burada da mesela bunlar sarı yeşil olan türler arkadaşlar. Ama şu anda renkleri bakın, bu gitmiş çimenlerin içine. Benim acil bu çimenleri budamam, kesmem gerekiyor. Bunlar sarı yeşil olan türler ama şu anda arkadaşlar bu şekilde oldu. Ama altları bakın hep yavru dolu. Bunların yavrulamasındaki en büyük sebep arkadaşlar benim kendi kullanmış olduğum gübremdir. İyonyumlarımı benim burada dondurmadan korumamın en büyük etkisi benim kullanmış olduğum şu veranda örtüsüdür. Bakın verandamı kapattığım zaman benim tamamen bir seraya dönüşüyor. Biliyorsunuz üst çatım da şeffaf. Güçlendiriyorum. Videolarımda hep anlatıyorum. Kullanmış olduğum gübreler, konumlar. Evinizi satın alırken de mutlaka konumuna dikkat edin. Bahçenize dikkat edin. Ben şimdi arkadaşlar elime alarak bazı saksıları göstereceğim. Çünkü tripodla her yere giremiyorum. Açısını, ölçüsünü ya da yüksekliğini tam ayarlayamıyorum. Ama size şimdi öyle güzel türler göstereceğim ki, ya Nilüfer o da mı varmış, bu da mı varmış diyebilirsiniz. Bakın şu güzelle başlayalım yine bu açıdan çekmeye. Bakın bunu ben şeyden aldım. Bizim buradaki Oh Green mağazasından aldım. Ama renkleri şahane. Bakın böyle güzel şahane türleri bulunca ben kaçırmıyorum ve alıyorum. Bunun ismi yazmıyordu. Sadece İonium diye yazıyordu. Ama ben arkadaşlar bu güzellere hayranım ve İyonyumlar arkadaşlar diğer sukulentlere göre biraz daha farklı bir toprak yapmanız lazım. Onu da söyleyeyim. Nasıl bir toprak yapacağız? Hemen geliyorum. Şu saksıyı alayım. Bunu da size göstermem lazım. Burada da çok türlerim var aslında. Şunu da göstereyim. Hadi bakalım bu da küsmesin. Bunu da görücüye çıkaralım. Arkadaşlar bu çok farklı bir İyonyum. Ben bunu Portekiz'den almıştım. Ve Portekiz'den bilerek aldım. Çünkü bunun bakın evet renkli türler okey, hiçbir problem yok ama böyle yeşil türleri de niçin alıyorum ben onu da söyleyeyim. Bakın şunun görüntüsüne bakar mısınız? Şunun görüntüsü bile yeter. Bu sarı yaprakları da almam lazım. Almadım. Onu da benim tembelliğime sayın. Ama müthiş güzel bir tür. İnşallah bunu da böyle büyüteceğim. Şimdilik bu kadar büyüdü ama problem değil. Ben tabii ki hepsi zamanı gelince güzel güzel formlarını alıyorlar, renklerini alıyorlar ama biz biraz sabırsızız herhalde. Bu arada geçen bir saksım düşmüştü biliyorsunuz. Onun bir iyonyumun üstüne. Hala onları dikemedim. Dikerim. Bakın bir güzel daha. Dibinde ot çıkmış, hiç problem değil. Bu Allah'ın beni koruma yöntemi. Bakın bu otlar ne oluyor? Fazla suyu çekiyor. İyonyum toprağın arkadaşlar sukulent toprağından iki tık daha fazla çiçek toprağıyla yapmanız gerekiyor. Çünkü sukulent toprağına dikilmiş iyonyumlar büyümez arkadaşlar. Çünkü suyu seviyorlar arkadaşlar. Yani çok taşlı toprak yapmanızın hiçbir mantığı olmayacaktır. Ha bir de şey var. İyonyum lindleyi var arkadaşlar. O da neydi? Bizim aşk ağacı dediğimiz türdü. Bakın o da şurada. Bunun bende variegatası da var bahçenin diğer tarafında. Onu da gösteririm size, hiç problem değil. Zaten uzun videolar istiyorsunuz benden. Bakın arkadaşlar benim İyonyum lindleyim ne kadar güzel değil mi? Şimdi bu güzelliği görüp de ya bu yeşilmiş mi demek lazım? Yoksa bu ne kadar güzelmiş mi demek lazım? Bakın bazen o kadar renklere tıklanıyor ki bunun şu güzelliği unutuluyor. Neden unutuluyor arkadaşlar? Bakın yeşil diye almamak ya da pembe değil bu. Bakın öyle değil. Sukulent ve kaktüs koleksiyonu ya da hobisi demek sadece renklenenleri toplamak değildir. Çünkü o renklenenleri toplamak demek arkadaşlar bu işin biraz daha hava cıva kısmı. Bakın bende her renk var bahçede. O yüzden şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunun şu Allah'ın mimari eserine bakın arkadaşlar. Bakın buradaki görmemiz gereken nokta şu güzellerin bakın şu hali şu formudur yani. Şimdi bu pembe olsa ne olacak, turuncu olsa ne olacak?
Tabii ki güzel olacak ama önemli olan bu şekliyle sevmektir. Onu demek istedim yani. Şimdi bunu tontişimi de yerine koyayım. Aa koymayayım ya. Bunların hepsiyle güzel güzel fotoğraf çekineyim. Instagram'a koyalım. Bir de arkadaşlar. Şimdi burada çok güzel yine türler var ama onlar renklenince size göstereyim. Şu da çok değişik bir iyonyum. Bu böyle çok yıldız türü oluyor. Ama ben Belçika'ya getirdikten sonra biraz daha açıldı. Bu da çok güzel. Yazın bunu var ya müthiş göreceksiniz. Müthiş. Yani insanlar kırmızı bir güle koşarken çiğnedikleri kır çiçeklerini görmezlermiş. Halloweenlerim var. Şimdi öncelikle şunu göstereyim. Bunu hatırlarsınız belki. Ben dikeli şok oldu buna. Bakın kuru yaprakları da üstünde duruyor. Allah'a teslim ediyorum arkadaşlar. Allah da bana bu şekilde mükafatımı veriyor. Bakın bunu ben Portekiz'den almıştım. Maria'dan. Görüyorsunuz bakın her türlü kuru yaprağı üstünde hiç sıkıntı değil. Yani onları ben alırım şöyle gidiverir. Bakın arkadaşlar bu Halloween normal Halloween ama aynı bakın direnaysız bir antikada gayet de güzel duruyor. Bunları tabii ki yapraklarını alacağım da şimdi değil arkadaşlar. Alacağım. Verandayı artık yavaş yavaş kapatırım. Bir de burada gerçi bir tane daha var onu göstermedim size ama şu Çinçenki yakından da görün isterim. Geçen seneki videolarım da vardı. Bakın albinolarına arkadaşlar. Bunların dediğim gibi toprakları diğer sukulent ve kaktüs toprakları gibi olmayacak. Çiçek toprağını iki tık fazla koyacaksınız ve arkadaşlar bunlar suyu çok seviyorlar. Bakın suyu ve gübreyi aşırı seviyorlar. Gerçi benim sukulent ve kaktüslerimin hepsi çok seviyor da. Çünkü ben onları o şekilde alıştırdım arkadaşlar. Ay bunun da şeklini bozmadan şuraya yavaş çık yavaş çık şöyle koyayım. Çünkü bir de aldığınız saksıları geri koymak da çok sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Yani ben mesela buradan bazen saksı oynatmaya da çok korktuğum olur yani. Şimdi şurada göstereceğim. Aa sevdacığım. Bunu benim sana göstermem lazım sevdacığım. Benim bir tanem kelebeğim, meleğim. Arkadaşlar bakın şimdi bu saksıda ne var? Benim sevdacığım, meleğim bana bunu minicikinde hediye gönderdi arkadaşlar. Bakın şundan biraz daha büyüktü. Bakın bu ne kadar güzel oldu. Müthiş oldu ya. Ve dibine de arkadaşlar bir tane para ağacının yaprağını fidelemiştim. Bakın şu. Bu da yapraktan oluşan. Bu da yapraktan oluşan. Ama görüyorsunuz bakın sevdacığımın bir tanesi koskocaman oldu. Bunu da çok severek büyütüyorum. Bana ondan bir hatıra, bir anı. Canım sevdacığım benim meleğim. Benim kanalımın ilk zamanlarından biri sahibidir yani öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar burada benim millilerim de var. Atlaslarım da var ama bu videomuzun konusu iyonyumlar. Arkadaşlar bunlar da özel türlerim ama saksıları henüz kaldıramıyorum. Şurada da var. İyonyumlar da arkadaşlar dikkat edeceğiniz en büyük etken bakın bunu da söylemiş olayım size. İyonyumlarda tırtıl. Bakın gizli bir tırtıl olur. Gözle göremezsiniz. Bulmak çok zor. Genelde gece ortaya çıkıp gece yerler iyonyumları. Yapmanız gereken şey böcek ilacı alacaksınız. Bakın şimdi böcek ilacı ve mantar ilacı. Mantar nereden geliyordu arkadaşlar? Mantar topraktan geliyor. Böcek de arkadaşlar kullanmış olduğunuz toprakla ve işte ne bileyim başka bir saksı vardır yanında. Onun toprağı iyidir ya da hediye bir çiçek gelmiştir. Anlayamamışsınızdır. Ya bu çiçekçiden satın aldık bunu. Herhangi bir problemi yoktur diye düşünmüşsünüzdür. Ama bir bakmışsınızdır. Çok kaliteli bir toprağa dikilmemiştir. Şimdi ne yapacağız? İyonyumlardaki bu tırtılı önlemenin tek yolu ilaçlamaktır arkadaşlar. Benim kullandığım ilaçlarım var. Hani şimdi onları yanıma almadım. Hep de diyeceksiniz ki Nilüfer her seferinde aynısını diyorsun. Çünkü öyle arkadaşlar yani bu arada benim bir tane de leş kaktüsüm var. Ya ne anlatacaktım nereye atladım görüyorsunuz. Bir onu anlatıyorum bir bunu anlatıyorum. Bakın bir tane leş kaktüsüm var. Bu hala açmadı. Açacak inşallah. Bir güneş çıksa açacak da yavrucak ama açacak yani. Bekliyorum ben sabırla bekliyorum. Bendeki bu bunun üçüncü senesi arkadaşlar. Bu arada Belçika'da leş kaktüsü büyütmek de kolay bir şey değil. Ha az kalsın unutuyordum. Şimdi Gülcan abladan Deniz Çiçek'ten bu karagülü almıştım arkadaşlar hatırlarsanız. Bu karagül oldu böyle bir gül. Ama büyüyor. Hızla büyüyor arkadaşlar.
Ben bunların hepsini çok seviyorum. Ah, tırtılı söylüyordum. Şimdi bakın. Şunu yerine koyayım da. Bu saksıları çünkü benim tekrar çıkartıp yerime koymam çok sıkıntılı olabiliyor. Şimdi beni çok iyi anlayacaktır. Benim gibi böyle tıka basa her yeri saksı dolu olanlar. Arkadaşlar bakın, ilaçlamanızı gündüz ya da gece yapabilirsiniz ama hava durumuna bağlı olarak. Şimdi gündüz yapmanız için havanın bir kere benim gibi böyle bulutlu olması lazım şu anki gibi. Ama tüm gün bulutlu olacak. Gece yapmanızda fayda vardır. Gece ilaçlayın, gidin ziraate, sıkıntınızı anlatın. Hatta bir tane de yaprak örneğiyle gidin, bu şekilde yeniyor bu deyin. O size ilaç verecektir. Şimdi nasıl bir ilaç alacaksınız? O kadar çeşitli ilaçlar var ki bazen almış olduğunuz ilaç sukulentinizi ya da kaktüsünüzü yakabilir. Tıpkı benim İzmit'teki Şahika Hacım gibi. Şimdi Şahika bu videoyu izliyorsa evet ablacığım diye yorumlara yazacaktır. Her zamanki kullandığı ilacın muadili bir ilaç vermiş kişi ve arkadaşlar Şahika gece ilaçladığı zaman ertesi sabah bir de baksa ki sukulentleri orta göbekten arkadaşlar böyle sıcak su dökmüşsünüz gibi yanmış. Bana resimler attı. Çok üzüldü. Sonrasında dedim ki Şahikacığım kellelerini al dedim. Kellelerini aldı. İnşallah şimdi büyüyor. Şimdi nereden başladım? Şuradan başladım. İki tane leğen yapmıştım arkadaşlar. Ben bulaşık leğenlerine. Buraya bir sürü fideler dikmiştim. Hatırlarsınız belki ve Türkiye'ye gitmiştim. Arkadaşlar burada tüm iyonyumlarımdan ne var? Tabii ki yavrular var. Şimdi ortadaki şu koskocaman arkadaşlar, şu koskocaman olan bir marnier. Bakmayın böyle olduğuna. Onu ben Gülcan ablama vereceğim. Çünkü ona söz vermiştim ben. Sözümü de tutarım ben. Verdiğim sözleri tutarım. Ona şimdi burada da bir tanesinde Pink Witch olacaktı. Hatta nerede? Pink Witch de vardı arkadaşlar ama nerede o? Ha şurada. Şu arada bakın. Şimdi bunda da bir sürü tür var. Bakın. Yani her türünden buraya fidelemiştim. Türkiye'ye gitmeden önce hepsi tuttu. Yani çelik olarak kestim ve diktim arkadaşlar. Şurada bir tane Pink Witch var. Onu da Tiny Pots Adapazarı Akyazı'ya gidecek. Bakın ortada da çok güzel bir iyonyumum var. Onu da göstereceğim yanına gidip size. Burada da iyonyumlarım var arkadaşlar. Yani hangi birini göstereyim size? Bakın şu saksıda da var şurada. Ondan sonra şurada da var. Buralarda zaten var. Şunu göstereyim. Bakın şu da çok farklı bir tür. Bunu ben Hollanda'dan almıştım. Yine bunu da kuru yapraklarını hep temizlemem lazım. İllaki renkli olsun diye bakmayın. Şimdi renklilere doğru da gidiyoruz aslında yavaş yavaş. Diğer saksılarımı biliyorsunuz ama bunu mutlaka görmeniz lazım. Bu neydi arkadaşlar? Noble. İonyum noble. Bu böyle kalın yapraklı olur. Çok da güzel renkleniyor böyle. Turunculu, işte yeşilli çok güzel bir form alıyor. Noble bana göre diğer iyonyumlara göre arkadaşlar çok çok güzel. Ben bunu çok seviyorum Noble'yi. Çünkü Noble benim iyonyumlara tekrar geri dönmemi sağlayan bir iyonyumdur. Yani aşık oldum diyebilirim. Şunu yaprak yapısına bakın. Etli etli, dolgun dolgun. Ben severim böyle şeyleri. Aa, burada da bir sürü bebek yapmış yapraklar buldum arkadaşlar. Bunları size göstermem lazım. Ay bunları da alayım buradan. Ben çünkü bunları atmıştım hatırlıyorum ben. Aa, kimisi de kök yapmış. Bakın arkadaşlar. Hani hep böyle yayınlarda ya işte yağmura koydum çürüdü. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Bakın şimdi bahçenin içinden söktüm bunları. Hatta bu iyonyum saksısının dibinden söktüm. Bakın nasıl köklenmiş. Nasıl bebek yapmış yani bakın. Görüyorsunuz bakın. Bunlar şimdi ne oldu? Tabiat ananın kucağında bakın. Böyle bebişler oldu. Ay bilyesi de yere düştü. Bakın şöyle. Bakın bunları şimdi ne yaptım ben? Direkt oraya attım. Hatta attığım günü de hatırlıyorum. Böyle yine bir video çekiyordum. Bunları görmüştüm. Bakın hepsi bebişler olmuşlar. Ne yaptım ki ben bunu? Hiçbir şey yapmadım. Bakın arkadaşlar bazen size bu konular öyle bir anlatılıyor ki sanki böyle hani sukulent yetiştirmeyin de hani bir tek biz yetiştirelim der gibi şimdi bu saksıyı buraya koyacağım ama bir yandan da bu daracık yerde hareket etmeye çalışıyorum. Şimdi bu şeyi aldım. Yaprakları aldım çünkü bu yaprakları arkadaşlar ben ne yapacağım? Saksılara dikeceğim. Şimdi burada pijamalı dediğimiz türden de var. Şöyle bakın şöyle pijamalı türden de var. Bundan evin ön tarafında da var. Bunlar için ilaçlama dediğim gibi mutlaka
yapacaksınız. Yapmanız da gerekiyor. Burada yine kocaman bir arkadaşlar Marnier saksım var yine. Bunu da Neşe abladan almıştım. Şimdilik buraya koydum. Burada yolun ortasında gibi ama bakın şimdi burada bir şu var arkadaşlar, bir de şu var. Bunun ismi Chanel. Bunu ben şeyden aldım. Sukulent Fatma'dan. Bu da Sukulent Fatma'dan. Bana farklı farklı renklerde vermişti Fatma ablacığım sağ olsun. Buradan izliyorsa ona da selam olsun ama videonun en sonunda devasa olmuş renkli bir türüm var arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum size. Bir tane daha türüm var. O da ay ismini unuttum. Hem Noble'ye benziyor arkadaşlar. Hem de bizim şu İonyum'lardan birinin ismi de unuttum. Ay unuttum. Neyse ismi aklıma gelince ben size söylerim. Bakın bunu da Neşeli Sukular Neşe abladan almıştım arkadaşlar. Bu Hovorti'nin bir cinsi ama şahane, güzel bir tür. Bu da yine güzel bir tür. Neşe abladan aldım arkadaşlar. Bakmayın böyle olduğuna. Bunların hepsi çok çok değişecek. Çok çok farklı renklere bürünecek. Işık biraz patlıyor ama sıkıntı değil. Arkadaşlar bakın burada da green rose'larım var. Bunlar hep buradalar. Kışın da arkadaşlar bunları verandaya alacağım. Bunları da geçici olarak buraya diktim. Bakmayın. Saksı çözümü arıyordum. Hemen hızlıca buraya dikiverdim. Bana oturmaya gelen arkadaşları karşılayan bu kapı güzelleriyle birlikteyiz arkadaşlar. Bunlar da çok büyük türler. Bu soldakini Neşe ablamdan, bu sağımdakini de Alican Sükulent Necla ablamdan almıştım. Bunlar da çok büyükler. Bakın şahane büyüklükte. Aslında şöyle algılayabilirsiniz. Bakın şunların güzelliklerini. Sizler benim bahçemi benden daha iyi tanıyorsunuz. Bazen bahçemde bir saksı değişiyor. Aynı Nilüfer de bunu buraya almış diyorsunuz. Ben bile unutuyorum. Bazen bir saksı arıyorum. Bana Nilüfer abla şu saksı şuradaydı diye yazanlar oluyor. Gayet de mutlu oluyorum. Şu taşlar bizim eski kaloriferlerin içinden çıkan taşlar. Onları dağıtmadım. Onları değerlendirmek istiyorum. Bakın burada yerde de var. Yine Türkiye'den getirdiklerim var. Şu da çok özel bir İonyum. Bakın arkadaşlar ortası renklenmiş, dışı yeşil. Belçika'nın soğuğuna rağmen ben bu şekilde büyütüyorsam sizler haydi haydi İonyumlarınızı büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bir de bir de unutmadan bir tane daha İonyumum var. Bunu size mutlaka göstermem lazım arkadaşlar. Bakın. Bu arada benim evimin bu ön tarafında da ithal sukulentlerim var. Onların da size videosunu çekeceğim yavaş yavaş. Bakın bir de böyle bir İonyumum var. Arkadaşlar bu böyle Gonca gül gibi şahane bir şey. Bakın bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu böyle Gonca gül şeklinde ve kapalı ama şahane bir tontişko cicişko. Yani Allah özene bezene yaratmış. Bakın şu kaktüsümü de görün. Bunu alalı bayağı bir oldu, size göstermedim ama şunun formu, yapısı şahane bir şey. Tüycüklerini yerim ben senin. Şuna bak. Tostiyim benim ya. Diğer İonyumum şurada. Onu size ekranın yan tarafına koyayım. İzleyin. Çünkü o çok güzel. Minyatür. Şu anda kaktüslerim ve sukulentlerim aşırı güzelleşti arkadaşlar. Hava o kadar soğuk olmasına rağmen vermiş olduğumun gübreğin etkisiyle de gayet güzelleştiler ve şahane oldular. Az kalsın unutuyordum. Benim yine çok güzel, çok beğendiğim bir türüm daha var. Onu da göstereceğim size. Çünkü evin bu boyunda da bir sürü İonyumum var. Bakın şu da çok farklı. Bunu da yine Kaktüs Marketi Kadir abiden geçen sene almıştım. Bunun renkleri de şahane, muhteşem. Bakın hepsinin ayrı ayrı bir kendine has yapısı ve özelliği var. Muhteşem yani. Bunu da göstereyim. Bircancım izliyor musun videoyu bilmiyorum ama bunu da Muğla Ortaca'dan Bircancım bana leş kaktüslerinden bir tanesini hediye vermişti. Onu da buraya getirmiştim. Arkadaşlar bakın burada da yine benim her yerde arkadaşlar İonyumum var. Bakın bunların hepsi farklı farklı türler ama Nilüfer bunları böyle eli değdikçe kimini güzel saksılara dikti, kimini böyle farklı saksılara dikti. Ama şimdi bahçenin öbür tarafına geçelim. İlaçla ilgili bir şey anlatacağım size. Yakın planda da görün istedim. Bunun ismi çikolata arkadaşlar. Yani çikolata. Bu müthiş oluyor güneş görünce. Şimdi burada yeni yeni alışmaya çalışıyor. Bakın yine yere diktiğim bir güzel. Bunları da hani paylaşayım istiyorum sizinle. Çünkü uzak çekimde gösteriyorum. Dediğim gibi yakın çekimden de renklerine aşina olun diye. Bunlar hepsi birbirine benziyormuş gibi görünebilir ama arkadaşlar aslında farklar. Bakın bunun bir renklenmesine bakın. Bunun renklenmesine bakın. Bu yeşili daha fazla. Bunun
siyahı daha fazla. Dibindekiler de yine özel tüler arkadaşlar. Kopanları ben hep diktim. Bu da yine Türkiye'den gelen tontişler, cicişler. İthal türlerin bu bahçenin ön tarafında da var arkadaşlar. Varlar. Aa bakın şunu göstermemişim size mesela videoda. Şimdi hatırlıyorum bu. Bu tut turuncu oluyor. Bunun ben toprağın saksısını değiştirdim. Bu pijamalı değil arkadaşlar. Pijamalıdan farklı bir tür. Farklı bir tür. Şimdi bu güzelleri yakın çekimde almadan olmazdı. Bakın bütün kış boyunca hep bunlar verandamdaydı. Yine verandada olacaklar. Şunu da göstermemişim size. Bakın burada bir tane daha var. Bu hangi türdür? Bu da yine Türkiye'den almışım. Arkadaşlar yeşil olduğuna bakmayın. Bunların hepsi hep renklenecekler. Bu arada opalina saksım nasıl olmuş? Çok güzel olmuş değil mi? Bunlar da yağmur suyu alsınlar diye buraya dizdim. Camın önüne alacağım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şahane. Bundan da aslında hep bir yerleri tutturdum ama şimdi hatırlamıyorum. Şeyde var. Yerde dikili olanlar var. Bu güzelleri de yakın planda gördünüz zaten. Ben ekstra videoya eklemek istedim. Videoma bunu da ekleyeyim. Bunu göstermemişim size. Arkadaşlar bu az önceki saksının yani şunun bakın şundan bir tane tontiş oraya tutturmuşum. Bunu da Türkiye'ye gitmeden önce tutturmuştum. Yine evin ön tarafına yere koymuştum ve bu da burada köklenmiş. Ben direkt kesip de dikiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir form alıyor. Gayet de güzel. Renkleri de şahane. Evet yine Türkiye'den getirdiğim. Aslında arkadaşlar bunlar çok farklı. Buraya alışmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi alıştıktan sonra baharda ve yazın bunları göreceksiniz. Bakın orada bir tane de ne var? Tabii ki Graptivoria variegata. Bunlar özel türler bakın. Bunları ben şimdilik buraya koydum. Bakın hep size diyorum ya bu saksı yine tıkanmış. Hala işlerden arkadaşlar ben maalesef ki bu saksıya ilgilenemedim ama ben bunun saksısını değiştireceğim arkadaşlar. Kulübemde var zaten. Bakın cumbur cumbur su içinde diyorum. O kadar su içinde ki bakın toprak artık ayrılıyor. Şunu şöyle süzdüreyim. Bu saksıların kaderi bu. Bakın burada bir tane de arze var. Bunları hep geçen Kasım'da getirmiştim. İyonyumları anlatırken bunlar da görüyorsunuz doğal sürecinde gelişiyor benim videolarımda hepsi. Ha bunu da görün. Bakın bu da göbekten yavruluyor. Göbekten de yavrulatabilirsiniz. Ben o şekilde yavrulattım. Şunun renklerini görüyor musunuz? Şahane. Dibindeki ota bakmayın arkadaşlar. Neyi görürseniz hayatınız odur demişler. Bakın şu güzelliğin, şu renklenmesine, şu müthişliğine. Bunu da mini goshawk demişlerdi bana. Ama çok güzel bir tür. Şunun renklenmesine bakar mısınız? Aslında burada yakında olsanız şu renklerin coşkusunu daha da güzel göreceksiniz ama arkadaşlar İnanın şu güzelliklerle birlikte burada böyle hayatımı yaşıyorum. Allah'ım diyorum sana binlerce kere şükürler olsun. Bana bu tontişleri, cicişleri verdin. Beni bunlarla tanıştırdın diyorum arkadaşlar. Şimdi ilaçlama ile ilgili ne anlatacağım? Arkadaşlar bakın ziraate gittiğiniz zaman istemeniz gereken şey fungisit ve insektisit ilaçlarını istemektir. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Biliyorum duyuyorsunuz ama duymakla beraber de nedir? Yani insektisit nedir? Fungisit nedir? Arkadaşlar bakın bunlar İngilizce terimlerdir. Elime de bu arada bir tane daha renkli bir fıstık alayım. O fıstıkla birlikte videolarımızı çekelim. İnsektisit arkadaşlar böcek ilacı. Fungisit de mantar ve pardon. İnsektisit arkadaşlar böcek ve zararlı ilacıdır. Fungisit de arkadaşlar pas ve mantar ilacıdır. Bakın bunları bilirseniz çok kolaylıkla çiçeğinizdeki durumu tespit edip gidip ziraate söyleyebilirsiniz. Yani insektisit böcek ilacı, fungisit de pas ve mantar ilacıdır arkadaşlar. O yüzden bu videoda da bunu öğrenmiş olun. İnsektisit ve fungisit. Ekranın alt kısmına da yazarım. Problem değil. Onları da bilirseniz bu işi böyle çözmüş, kotarmış olursunuz. Şu güzellikle birlikte bakar mısınız ya? Şahane bir tontişko, cicişko. İlaçlamalarınızı arkadaşlar akşam ya da gece yapın. Çünkü akşam ya da gece yapmak inanın çok çok daha faydalı olacaktır. Ve Ionium Lidley'nin variegatasını da size çekmiş olayım. Çünkü videomu editlerken fark ettim ki çekmemişim.
O da bu şekilde buraya alışmaya çalışıyor, öyle söyleyeyim. Ama renkleri şahane, muhteşem. Bundan kaç 3 kök almışım arkadaşlar ve o 3 kökü de büyütmeye çalışıyorum. İnşallah buraya alışır ve diğer Ionium Lindley gibi böyle dolu dolu bir saksı olur inşallah. Bakalım nasip kısmet. Hepinizi sevgiyle saygıyla her zaman olduğu gibi selamlıyorum ve her zaman arkadaşlar bahçenizdeki çiçekleriniz, balkonunuzdaki çiçekleriniz kat ve kat güzel olsunlar. Ben isterim ki sizinkiler güzel olsun, benimkiler de güzel olacaktır ve her zaman ne diyorum? İyilik yapanlarınız bol olsun ve bu hayatta kendiniz için mutlaka bir şey yapın. Ben hayatımda kendim için her gün yeni bir şeyler yapıyorum. Her gün yeni mucizelerle karşılaşıyorum ve hayatınızdaki melekleriniz, mucizeleriniz, neşeleriniz, renkleriniz kat ve kat artsın ve arkadaşlar sizlerinki arttıkça benimki de artsın ve hepinizi tekrar Allah'a emanet edip bir sonraki videomda para ağaçlarım olsun, kaktüsleri aşılan indirim olsun, variegata türlerim olsun ve Türkiye'den gelen tontişlerim, cicişlerim ne durumdalar? Onları sizlerle paylaşacağım ve arkadaşlar sizler iyilik yaptıkça eş dost akrabalarınız hep faydalansınlar. Beni her nerede izliyorsanız şu anda izlemiş olduğunuz mekandaki siz ve diğer tüm insanlara buradan arkadaşlar iyilikler diliyorum ve iyilikler yapma gücünü diliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar hepinizi öperek şimdilik hoşça kalın diyorum.